Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına dahil oldu. Davutoğlu, siyasi ayak olarak eski milletvekili FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü işaret etti. FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibi. Bizzat kendisi FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağıdır. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da dahil oldu. Davutoğlu doğrudan isim paylaştı. FETÖ ile organik bağı olduğu tescil edilmiş siyasetçiler FETÖ'nün siyasi ayaklarıdır. Mesela Hakan Şükür siyasi ayaktı. Başka milletvekilleri de vardı. Görevli olarak gelmişlerdi. Diğerleri suç unsuru çıktıktan 17-25 Aralık'tan sonra hala bu ilişkiyi sürdürmüşse siyasi ayak niteliği taşırlar. FETÖ'nün siyasi ayaklarından biri olarak Hakan Şükür'ün adını söyledi eski başbakan Davutoğlu. Eski futbolcu ve AKP milletvekili Firari Hakan Şükür'ün FETÖ'den yargılandığı dava devam ediyor. FETÖ darbesine girişenlerin, o darbe öncülük edenlerin kardeşleri devlet tarafından iltifat görüp, sıradan memurlar uzak akrabaları dolayısıyla KHK'larla görevden uzaklaştırılıyorsa burada adaletten bahsedilemez. Cumhuriyete dikkat çeken açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kandırıldık sözlerine de ayrı bir parantez açtı. Zamanımızda büyüdüğü şeyini daha. ben reddetmem. Hı. Doğrudur. Aldatıldı. Türkiye'de yazarlar, araştırmacılar, gazeteciler yıllarca bu örgütün içini dışını yazdı. Bedeller ödedi. İş siyasetçiye gelince kandırıldık deyip kurtulmak mümkün mü? Kandırıldık diyene halkın siyasi bedel ödetmesi onu iktidardan almasıdır. Ben zihni olarak da her zaman onlarla farklılık içinde oldum. Bakan olduğumda da koruma amirimi tek bir kriterle yanıma aldım. Hala yanımdadır. FETÖ'den olmasın dedim. Peki siyasi ayak nedir? Kimdir? Ahmet Davutoğlu'na göre siyasi ayak ikiye ayrılıyor. Siyasi ayak şudur. FETÖ yapısı içinde biri vardır ve siyasete birini gönderir. Oraya git, benim adıma orayı ele geçir der. Bu organize bir siyasi ayaktır. İkincisi ise FETÖ ya da başka yapıların gidin şu siyasilerle ilişki kurun, siyasete etki yapın denilerek ilişki kurmaktır. Birincisi açık ve net olarak suçtur. İkincisi ise suç ortaya çıktıktan sonra devam ediyorsa suçtur.